Peki İlber abi, sana göre Vahdettin hain midir değil midir? Ya böyle bir soru tartışılmaz çünkü tahta geçtiği gün kendisi söylüyor bunu ama bugün diyor bomba atmazlar diyor. Çünkü hani İngilizler monarşiye ne de olsa saygılı, komşunun şu gününde gürültülü yapmayalım gibi bir hava, Ne kavgalı demek? da olsa. Vahdettin hain mi değil mi onu sordu. İşte biraz açacağım, Sana cart diye cevap, burada anket yapmıyoruz. Fazla gazeteci, fazla gazeteci kendisi dibinden kestiler diye şikayet ediyor. Onu bu adamlar yapmıyor. Aynı şey değil ki bu. Adamlara ama cevap Dur vermezsen bakayım, buraya kadar gelir. Yani çünkü bu eski bir numara. Ya hainlik başka bir şey, İngiliz dostluğu başka bir Hayır, şeydir. hain main anlamaz. Yani Vahdettin yabancı dil bilmez. Hainlik için hiçbir şeysi yok. Türkiye'de iyi lisan bilenlerin arasında Halide Edip gibileri pek nadir çıkar. Her şeye rağmen kimliğini, maneviyatını tutan insanlar çok az çıkar. Yani İngiliz'i, Fransız'ı hayran bırakacak derecede o kültürün içinde bir kadın Ama icabında pat diye çakıveriyor herifleri, herkesin yağ çektiği yerde. Öyle insan az çıkar. Ama Sultan Vahdettin'in Batı dillerini bilmediği açık. Çok iyi İslam hukuku biliyor. Devlet tecrübesi hemen hemen hiç yok. Çünkü sıranın kaçıncısında kaçıncısı? bir ihtiyar veliaht. Ve hakim olduğu sahalar belli. İstanbul'un içindeki Türk karakolları. Galiba iki köprünün arası bugünkü. Aksaray gibi. Bebek arası. Aksaray İşte o Bebek. Kadar bir yer. Aksaray yani Bebek. Tramvay Yani hattı. Hükümdarlığı bir tek orada geçiyor. Tramvay hattı kadar Aksaray Bebek. Tramvay orada işlerdi. Onları biliyor. Zaten tahta çıktığı gün bomba atılır diye selamlık şeyinde şüphe var. Bugün atmazlar diyor. Ne de olsa biri tahta geçiyor. Orada atmıyorlar ama burada da depoları uçuruyorlar Haydarpaşa'da. Yenik bir Türkiye'nin artık şeysi. Bulgaristan o tarihler teslim olmuş artık galiba. Tahta çıkıyor. Bütün mesele tabii İttihatçıların suçlanması. Etrafındakiler bununla. Damat Ferit budala bir adamdır. Her şeyden evvel budaladır. Çok, Hani çok, bir laf var çok. ya, bu Ahmak, hainlikle ahmaklık. budalalık arası şey Bir gibidir, tane kafeci. ustura gibidir diye böyle düşüverirsin bir tarafa. Bunu aşırı derecede götüren bir Türk. Yani söylediği şu, ben İngilizler bizi sever. Sen kim ne sever? İngiliz'in neresinde hatıra defterine giriyorsun? Bunu düşünecek kadar saf bir herif. Hakaretin alasını şeyden yiyince sevir öncesi ihtiyar kaplan dedikleri Clemenceau'dan akılları başlarına geldi mi bilmiyorum. Bu laflar için damat Ferit'i kullanmak değmez. Değmez. Fakat asıl kötüsü tabii filozof Rıza Bey gibi, Adnan Zanur gibi akıllı, hakikaten bir tarafıyla entelektüel ağırlığı olan adamların bu topa girmeleri çok kötü. Yani Türk münevverinin geleceği ümitsiz için de bunlar, kötü. Yıllar, ümitsiz. Ümitsizlik demek aptallığı getirmez. Ah, Aptallık ümitsiz. Başka bir şey, Ümitsiz. Ümitsizlik başka bir şey. Yani galiba zaten Mustafa Kemal'in en önemli farkı, Atatürk'ün en önemli farkı ümidini yitirmemesi. Ümidini yitirmemesi, aklını kullanıyor aklını adam. Çünkü son akıllı. Derece akıllı, çoklu düşünmeyi çok biliyor. Yani bu kendine Mesela göre kabiliyetleri olan bir Mustafa Sabri şimdi yere göğe konamıyor. Kardeşim Şeyhülislam. Şeyhülislam. Mustafa Sabri'nin şimdi yayınlayacağım. Çıkacak halife kitabında benim. Ya Papa'dan hilafet için yardım isteyen mektubu var. Evet, ne kadar enteresan. Papa'dan yani. Hilafet için yardım istiyor. Şeyhülislam, Osmanlı Şeyhülislamı Papa'ya bu mektup pek yazmış. Akıl değil ama. Bu pek akıl değil yani. O onu çok parlak bir fikir gibi gördü. İşte akıl değil. Değil ama bu işte telefonun, bu zavallılığı gösterir. Yani şunun akıl üzerinde mı? Şimdi birisi telefon ediyordur. Şunu da aç demek, söylemek demek içindir. Bu eminim. Yani bu Allah o fikir versin denir buna. Ne bileyim ben kim olduğunu. Görüyor musun? Şunu bastık ha. Yani böyleleri şimdi... Yani, bu akıl denen şey bambaşka bir şey. Bu büyük bir tecrübeyle edinilir. Yani ömründe Avrupa olarak işte Sofya'yı ve Çetine'yi görmüş bir adam. Ama oradaki muhitleri görmüş. Kim? Onların Atatürk, Mustafa Kemal Bey. Onların içine girmiş.
o dünyayı koklamış bir adam. Yani illa Paris, Londra gerekmiyor. İmparatorluğun kendisini tanıyor. Bunlar iyi kurmay. Yani altyapıları müsait.